Arkadaşlar çevre kimyasından bahsetmek istiyorum. Çevreye zarar veren toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi doğadaki O2 ve CO2 dengesiyle başlayalım. Tabii ki dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zaman içinde kendiliğinden oluşan olaylar sonucunda kurulan dengeye doğal denge denir. Son yüzyılda bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler doğal dengeyi bozmaktadır. Özellikle son yüzyılda fosil yakıtlarının kullanılmasıyla oluşan kimyasal maddelere karşı doğal denge kendini koruyamamış ve doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla O2-CO2 dengesi de bu yüzden ne yapmıştır arkadaşlarım? Bozulmuştur. Karbon kaynaklarından fazlaca oluşan karbondioksit gazına karşılık aynı hızla karbondioksit geri dönüştürülemediğinden var olan denge bozulmuştur. Doğadaki oksijen Fotosentez yoluyla elde edilmektedir. Oksijen canlıların yaşamında en temel maddedir. Atmosferdeki oksijen %21 oranındadır. Atmosferdeki oksijenin %70'i denizlerden, %30'u ise karalardan gelir. Canlılarda oksijen gazının bir kısmı karbondioksite çevrilir. Gübrelerin çevreye etkisi. Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan elementleri sağlayan maddelere gübre denir. Gübreler toprağa kıtlarak bitkilerin büyümesine ve gelişimine katkıda bulunurlar. Gübrelerin faydalarının yanında Aşırı ve dikkatsiz kullanımda zararları da vardır. Örneğin azotlu gübreler kimyasal gübreleme yapılıyor arkadaşlarım. Böylelikle topraktaki azot fazlalığından çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Aşırı miktarda alınan azot bitki dokularında nitrat şeklinde birikir. Kimyasal gübreleme ile toprağın yapısı bozulmakta, topraktaki pH değeri değişerek topraktaki doğal denge değişmekte ve mikroorganizmaların çalışmaları engellenmektedir. Azotlu ve fosforlu gübre kullanımında içme sularında ve akarsularda nitrat ve fosfat miktarında artış olur deterjanların çevre etkisi deterjanların yapısında bulunan ve biyolojik bozulmaya uğramayan maddelerin çevre kirliliğine ve canlı sağlığına zararları bulunmaktadır bentonit kaolin asitler ve silikatlar gibi temizleyici özelliği olan Suda ve toprakta çözünmeyen, bozulmadan kalan anorganik maddeler akarsu, göl ve denizlere ulaşmakta, burada yaşayan canlıları ve onlarla beslenen insanları tehdit etmektedir. Bu olumsuz etkileri nedeniyle bu maddelerin yerine son zamanlarda liler, alkil benzen, lap adı verilen yüzey aktif maddeler kullanılmaya başlanmıştır. Şimdi arkadaşlarım yüzey aktif maddelerden lineer alkil benzenin kullanımına yaygın olarak izin veriliyor. Çünkü kolay parçalanabildiği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat dodesil benzen yasaklanmıştır arkadaşlarım. Çok zor parçalanmakta ve kirlilik oluşturmaktadır. Alkil benzen sülfonat bol köpük oluşturup çok zor bozulmaktadır. Lineer alkil sülfonat, LAS dediğimiz bol köpük vermekte olup biyolojik açıktan kolay bozulmaktadır. Alkol sülfat bol köpük vermekte olup biyolojik açıdan kolay bozulmaktadır. Sodyum dipolifosfat yapısında fazla miktarda fosfor bulunduğu için fosfor kirliliği oluşturmaktadır. Hava kirliliği özellikle sanayinin gelişmesiyle birlikte fabrika bacalarından, araba egzozlarından, kömür ve petrol ürünü yakıtlarından açığa çıkan zararlı gazlar hava kirliliğine neden olan başlıca unsurlardır. Havayı kirleten başlıca moleküller azot oksitler, hidrokarbonlar, karbon monoksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit olmak üzere sınıflandırılabilir. Kömür ve petrol ürünlerinin yanması sonucunda havaya karışan kükürt dioksit ve kükürt trioksit gazları havadaki su buharıyla birleşerek sülfürik aside dönüşmektedir. Yani asit yağmuru olarak yeryüzüne inerler. Asit yağmurları suların sertlik derecesini arttırarak canlılara zarar verir, ormanları yok ederek çölleşmeye sebep olur. Bu önemlidir arkadaşlarım. Asit yağmurları hangi gazlardan oluşur? Asit yağmurlarının doğaya etkisi nedir şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Kömür, mazot gibi maddelerin yanmasıyla karbondioksit gazı atmosferde bir tabaka oluşturarak yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının atmosferi terk etmesini engellemekte ve sera etkisi adı verilen bir olay gerçekleşmektedir. Bu olay sonucu yeryüzü ısınmaktadır. Sıcaklığın bu şekilde artmaya devam etmesi halinde iklim ve bitki örtüsünün değişeceği tahmin edilmektedir. Atmosferdeki karbondioksit düzeyinin yükselmesi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekle ve enerjinin daha etkin kullanılmasıyla önlenebilir. Bu sayede oksijen ve karbondioksit dengesini de yakalayabiliriz. Sera gazlarının işlevi. Sera gazları sera etkisini destekleyen ve en çok ısı tutma özelliği gösteren gazlardır. Bu gazlar su, karbondioksit ozon, metan, diazot, monoksit gibi doğal gazlar ile endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan florlu bileşikler, atmosferdeki sera etkisini düzenleyen gazlardır. Sera gazları güneş ve yer arasında tabi olmayan bir katman oluşturur. Bu gazlar dünyaya gelen ve tekrar uzaya yansıyan radyasyonu tutarak yeryüzünün ısınmasına neden olur. Ozon tüketen gazlar. Bunların başında klorofluorokarbon çok zorluyor arkadaşlarım. Bu gazlar gelir. Bu gazlar soğutuculardan, klimalarda, sprey, deodorant, parfüm tüplerinde ileri doğru itici ve çözücü olarak birçok yerde kullanılmaktadır. Su kirliliği. Su kirliliğiniz genel olarak gübrelerin yapısında yer alan kimyasallar. Tarım ilaçları petrol ürünleri, deterjanlar, boyalar, sülfürik asit, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, sodyum karbonat yani çamaşır sodası, ağır metal katyonları, sodyum sülfür, kanalizasyon atıkları, çöpler vesaire etkili olmaktadır. Su kirlenmesinin en belirgin özelliği suda çözülmüş oksijen miktarının azalmasıdır. Azot, fosfor ve potasyum gibi elementler su ile birlikte bitki kökleri tarafından alınmakta ve bitkilerin aşırı büyümesine neden olmaktadır. Kimyasal maddelerin suya karışması sonrasında bazı bitkilerin ve mikroorganizmaların gelişimi çoğalmakta, sudaki bitkilerin hızla büyüyerek sudaki oksijeni bitirmesine ve sudaki yaşamı sona erdirmesine neden olmaktadır. Suları kirleten en önemli kirleticilerden bir tanesi de petrol ve türevleridir. Petrol ve türevleri petrokimya endüstrisi, rafinereleri ve taşımacılık yapan yerlerde sulara karışmaktadır. Toprak kirliliği Topraktaki kirlilik plastikler, tarım ilaçları, ağır metaller, gübreler, ağır hidrokarbonlar nedeniyle olmaktadır. Yanlış arazi kullanımının neden olduğu toprak erozyonu, yanlış ve aşırı ilaç kullanımı, bilinçsizce kullanılan gübreler ile endüstriyel atıklar toprak kirliliğinde önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kimyasalların çevreye etkileri. Şimdi arkadaşlarım sülfürik asit. Sülfürik asit asit yağmurları sonucu oluşabilen sülfürik asit deniz ve göllerdeki canlılar için son derece zararlıdır. Sodyum sülfür deri sanayisinde sıkça kullanılır arkadaşlarım. Çünkü derilerin tüylerinden temizlenmesinde ve kağıt hamurunun yapılmasında kullanılır. Canlılar için toksik etkisi vardır. Sodyum kromat Sanayide krom kaplama işlerinde kullanılır. Yükseltgen özelliğe sahip olduğundan çevredeki birçok maddenin yapısını bozarak çevreye zararlı maddelere dönüştürür. Sodyum hidroksit kostik soda olarak sanayilerde kullanılır. Ayrıca biliyorsunuz arkadaşlarım sabun, kağıt, tekstil, petrol rafinerisi ve petrol sanayinde de kullanılır. Suda ısı vererek yani egzotermik çözünür, nem çekerek deriyi yakar. Çevre, endüstri ve enerji ilişkisi. Toplumda gerekli olan enerji karşılanırken seçilecek enerji türü çevre ve insana olan etkileri hesaplanmalıdır. Kullanılan fosil yakıtlarının rezervinin azalmasıyla da alternatif enerji kaynaklarının önemi artmıştır. Güneş, rüzgar, jeotermal ve dalga enerjileri gibi kaynaklar yenilenebilir, çevreyle dost alternatif enerji kaynaklarıdır. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise genellikle çevre kirliliğine neden olur. Alternatif enerji çeşidi kaynağı ya da yakıtı. Nükleer enerji alternatif enerji çeşididir. Kaynağı uranyum gibi ağır elementlerdir. Güneş enerjisi alternatif enerji çeşididir. Kaynağı tabii ki güneştir. Rüzgar enerjisi, atmosfer hareketi, jeotermal enerji, yeraltı suları, hidrojen, su ve hidroksitler, biodizel, biyogaz, biyomas, biyolojik atıklar, yağlar. Radyoaktif atıkların zararsız hale getirilme yöntemleri tabii ki birinci olarak Radyoaktif atıkların yeniden işlenmesi gerekir arkadaşlarım. Düşük etkinlikte olanları bor silikat camlardan yapılmış kaplara koyarak özel depolarda muhafaza edilmelidir.